kısmından klişeli. Size sesle ilgili yaptığım deneyi sunacağım. Gördüğünüz gibi 6 tane şişemiz var. Onları azdan çoğa suyla doldurdum. Şimdi ben bu şişelere üfleyeceğim. Sesin hangilerinde, hangisinde kalın, hangisinde ince çıktığını göreceğiz. Gördüğünüz gibi 6. şişede, yani en dolu şişede ses daha ince çıktı. Bunun nedeni ise içinde az boşluk olması ve bir de dar olduğu için tanecikler daha fazla titreşiyor, frekans artıyor ve ses ince çıkıyor. Bunda ise ses daha kalın. İkinci deneye geçiyorum. Şimdi topakla vuracağım. Hangisinde en kalın, hangisinde en ince çıktığını göreceğiz. Gördüğünüz gibi boş şişede en ince sesli, dolu şişede en deneyimimizi sizlere sunacağım. Bir tane tahtadan bir tanesi de metalden. İlk önce tahta silifonumuzdan deneyeceğiz. Şimdi metale vuralım. Gördüğünüz gibi kısada daha ses ince çıktı. Bunun nedeni ise tanecikler fazla titreşiyor ve titreştiği için frekans artıyor. Frekans arttığı için ses ince çıkıyor. Uzunda da tanecikler az titreşiyor, frekans azalıyor ve kalın ses çıkmasına sebep. Merhaba arkadaşlar, ben Basak Ortaokulu öğrencilerinden Nevşat Egen. Şimdi size ses ünitesiyle ilgili bir deney yapacağım. Bu deneyimin adı ortamlara göre sesin yayılması. Öncelikle gerekli malzemeler domino taşları. Eşit sayıda domino taşlarını öncelikle gaz ortam diye aralarında biraz boşluklar fazla. İkinci ortam sıvı ortamı, boşluklar gaza göre biraz daha az ve katı ortamı boşluklar neyse yok diyebiliriz. Hı. Öncelikle arkadaşımız, ben bunu belirledikten ve devirmeye başladığımda arkadaşımız süreyi tutacaktır. Önce gaz ortamından başlayalım. 5 saniye. Şimdi ikinci ortam, yani sıvı ortamına geçelim. 2 saniye. Şimdi katı ortamına geçelim. 1 saniye. Böylelikle ses katılarda en hızlı, sıvılarda katılara göre biraz daha yavaş, gazlarda ise en yavaş yayılıyor diyebiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar, ben Bozuk Ortaokulu öğrencilerinden Resulullah. Şimdi de deney arkadaşımız Müslüman. Merhaba arkadaşlar, ben 8. sınıfımdan Ferhat Durmaz. İlk önce yapacağımız deney ses ünitesi. Gördüğünüz gibi burada bir katı madde var. Burada ise bir sıvı, burada ise gaz. Şimdi katı maddeye yakınını kuralın yanına ve katı maddeye vuruyoruz. Ondan sonra sıvı. Ondan sonra da gaz. Şimdi arasında soruyorum. En çok hangi maddede ses daha fazla yayılır? Katı. Gördüğünüz gibi aracımızda dediği gibi katı. Sebebi ise tercihlerin arasında boşluk neredeyse hiç yok. Öğrencilerimden Çiğdem geldi. Şimdi size ses ünitemizle ilgili deneyimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi elimde bir müzik aleti var. Bu müzik aletinde do, re, mi, fa, sol, la, si notalarımız var. Ben ilk önce do notasına basacağım. Şimdi si'ye basacağım. Hangi notamız daha kalın bir ses çıkartmış? Do. Do. Hangisi ince? Si. Şimdi do'dan si'ye kadar notalarımı basacağım. Doğudan C'ye geldiğinde ses inceleşiyor. Evet. C'den buraya geldiğinde de ses inceleşiyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Sábado na balada.